Ünye'de 1966'dan bu yana müzik eğitimi veren Ünye Kültür ve Müziki Derneği'nin kurs kayıtları devam ediyor. Piyano, keman ve gitar eğitimlerine ilginin daha yaygın olduğunu ifade eden Ünye Kültür ve Müziki Derneği Başkanı Selçuk Ürer, kuruluşlarının 50. yılını kutladıklarını belirtti. Müziğin yanlış öğrenildiğinde geri dönüşünün çok zor olduğunu kaydeden Başkan Ürer, öğrencilerin bu anlamda doğru seçimler yapması gerektiğine değindi. Benim adım Selçuk Ürer, Ünye Kültür ve Müziki Derneği'nin başkanıyım. Aşağı yukarı 18 senelik bir süreç oldu. Şimdi 18. senenin içindeyiz işte. Dünya Kültür ve Müziki Derneği 1966 senesinde kurulan bir dernek. Haliyle zamana baktığımız zaman 50 yıllık bir süreci bitirdik. 50. sanat yılımızı kutluyoruz bu sene. Tabii faaliyetlerimizin alanı içerisinde enstrüman eğitimi, nota solfej eğitimleri, çeşitli çalgıların eğitimlerini yapmaktayız derneğimizde. Bunların tabii kendine göre bir zamanı var, süresi var. Normal 8 aylık bir süreçte bize bunlar için eğitime gelen kursiyerlerimiz 8 aylık bir süreç kurs görüyorlar. Ve bununla paralel olarak da aynı zamanda nota solfej hem de çalgı eğitimi yapıyoruz. Kapasitemiz tabii geniş bir kapasitemiz var. Buradaki arkadaşlarımız da onlara bu konuda eğitim veren arkadaşlarımız da hepsi bilgi birikimi olan donanımlı insanlar. Ve iyi neticeler alıyoruz tabii yaptığımız bu çalışmalardan. Derneğin diğer başka faaliyetleri de tabii bunun paralelinde sürüyor. Şimdilik yaptığımız çalışmalarımız bu. Nasip olursa bu senede işte bu Ekim ayının sonu itibariyle kurs kayıtlarımız bitecek. Ondan sonra da Kasım ayı itibariyle de yeni dönemin çalışmalarına başlamış olacağız. Ünye'nin müzeye ilgisi çok iyi. Bizim yapmış olduğumuz incelemelere göre güzel bir potansiyel var. Genç kesim özellikle bir çalgı çalmayı öğrenmek istiyor. Onlara biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii Ünye Kültür ve Müziği Derneği'nde bu faaliyetler yapılıyor. Ancak bunun dışında Ünye'de bu faaliyetleri yapan başka kuruluşlar da var. Mesela Ormek, bildiğimiz Ormek var. Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu bir kurs. Burada da çeşitli çalgıların kursları veriliyor. Onun dışında özel olarak çalışan, ticari anlamda sanat evleri, İşte müzik evleri adı altında yerler var. Buralarda da yapılıyor bu tip çalışmalar. Sonuç itibariyle baktığınız zaman dünyanın bugün 100 binin üzerinde bir nüfusa sahip olan bir ilçe Ünye. Haliyle bu kadar nüfusu olan bir yerde bu tip yerlerin olması gayet normaldir ve ellerinden geldiği kadar da bu konuda iyi çalışmalar yapmaları lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü müzik kolay bir şey değil. Öğrenmek kolay bir şey değil müziği. İyi çalışmak lazım. İyi eğitmenler olması lazım. Tecrübeli eğitmenler olması lazım. Ancak bunlarla güzel yerlere ulaşılabilir. Bakın Ünye Kültür ve Müzik Derneği'nin yetiştirmiş olduğu birçok müzik adamı, müzik insanı var. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapan, müzik öğretmenliği yapan yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Buradan yetiştiler. Ve Türkiye'nin çeşitli okullarında öğretim görevlisi olarak çalışan arkadaşlarımız var. Konservatuvarlarda olsun, üniversitelerde olsun. Yani köklü ve
düzenli bir eğitim müzikte çok önemlidir ve şarttır. Evet, yaylı bir çalgı malum biliyorsunuz keman. Bu çalgıya ilgi bayağı güzel. Bizim derneğimizde de çok iyi eğitmenimiz var keman konusunda. Onun dışında piyano derseniz piyano da öyle. Piyanoya çünkü iyi bir başlangıç yapmak lazım. Temelinizde de bir şeyler olursa daha da güzel olacak tabii haliyle. Piyanomuzun bizim kursiyer sayımız da bayağı iyi. Keman da yine keza öyle. Onun dışında gitar bölümümüz var. Gitar bölümümüzdeki eğitmenimiz gitar kendi branşında çok güzel bir okuldan mezun olmuş bir kişi ve işini çok güzel yapan bir kişi ve bu arada gitar öğrencilerimiz de bizim bir hayli var. Şimdi bunun dışında bateri dersleri veriyoruz. Gençler tabii özellikle bu bateri çalgısını çok seviyorlar, öğrenmek istiyorlar. Onlara da elimizden geldiği kadar öğretiyoruz. Bateriyi gençler tabii genç derken bu arada ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencileri bile öğrenmek istiyor. Böyle bir topluluk var. Bir hayli de burada şeyimiz var, öğrencimiz var. Tabii bateri çalgısı malum biraz gürültülü bir çalgı olduğu için onları daha sakin günlerde ve sakin zamanlarda dersler alıyoruz. Ve aynı zamanda da o çalgıyı tabii evlerine almak gibi bir evleri yok. Çünkü zor, kolay değil evde öyle bir çalgıyı çalmak. Ama tabii çok memnunuz. Bayağı iyi bir talep var. Onun dışında bağlama bölümümüz var. Bağlama bölümümüzün de öğrencisi var. Türk halk müziği biliyorsunuz bir kültürümüz. Ülkemizin folklorunu temsil eden bir müzik var burada. Haliyle orada da çok iyi bir eğitmenimiz var. Kendisi konusunda uzman bir eğitmen. Fakat piyano, keman, gitar gibi çalgıların öğrenci sayısı daha fazla. Eklemek istediğim şu. Ben her şeyden önce müzikle uğraşacak olan insanların müziği öğrenecekleri yeri iyi seçmelerini istiyorum. Çünkü müzik yanlış öğrenilirse o yanlışı düzeltmek kadar zor bir şey yok. Ama doğruyu doğru yerde öğrenirlerse iyi eğitmenlerden, iyi müzisyenlerden, iyi müzik adamlarından, müzik insanlarından bu eğitimi alırlarsa onlar için çok daha güzel olur. Yarın bugün bir başka yerde yine söz konusu olursa çalışması veyahut da bir başka yerden bir şey öğrenmesi en azından ilk önce öğrendiği yerlerden doğru şeyi öğrenmiş olur ve öbür insanlar da yanlış öğrenmiş demezler, doğru öğrenmiş derler. Bunu seçerken çok dikkat etmeleri lazım. Önemli olan benim için bu. Ben her zaman söylüyorum. Bütün öğrencilerimize de söylüyoruz. Seçiminizi yaparken iyi düşünün, iyi taşının. Etrafı çünkü çeşitli yerleri gezdikleri için, baktıkları için nerede öğrenelim, işte nereye gidelim gibi böyle bir tereddütleri var. Onun için değerlendirmelerini iyi yapmaları lazım. Bu çok önemli bir şey. Ben müzik konusunda çalışmak isteyenlere, bir şeyler öğrenmek isteyenlere böyle bir önerim vardır. Hepsine başarılar diliyorum.